Merhaba arkadaşlar, Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere piyasanın neden yükseldiğini ve bu yükselişin nereye kadar sürebileceğini anlatacağım. Bunun yanında sizlerin neler yapabileceğinden de bahsedeceğim. Bu tarz bilgilendirici videoların devamının gelmesi için Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri konulu açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. CoinMühendisi.com web sitesine gittikten sonra arkadaşlar piyasa verilerine tıklayarak güncel market verilerine ulaşabiliyoruz. Şu anda Bitcoin'in fiyatına baktığımızda 23.947 dolar seviyesinde gezdiğini görüyoruz. Ethereum ise 1719 dolar civarında seyretmekte. Bitcoin dominansına baktığımızda ise 42.43 ile düşük bir seviyede gezdiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki geçtiğimiz yıllarla şu anda Bitcoin dominansını kıyaslamamız çok da mantıklı değil. Çünkü piyasa çok fazla büyüdüğü için bu oranların ben normal olduğunu düşünüyorum. Ama Bitcoin dominansının bu şekilde düşük olması, yani Bitcoin'in tüm markette kapladığı alan olarak %42.44 olması şu an için bence iyi. Çünkü Bitcoin'deki ufak bir yükseliş altcoin'lerde çok daha büyük bir yükselişi tetikleyebiliyor. Bu yüzden de Bitcoin'in şu andaki dominansı gayet iyi yerlerde bizim için. Korku ve açgözlülük endeksine baktığımızda ise uzun bir zamandır arkadaşlar aşırı korku seviyesindeydik. Piyasaya gelen parayla, yani daha doğru bir ifadeyle gelen yükselişle birlikte bu aşırı korku seviyesinden korkuya çıkmış durumdayız. Peki bizler ne yapmalıyız ve bu endekse neden bakıyoruz derseniz arkadaşlar, bizler genellikle aşırı korku alanlarında almalıyız ki herkes alırken, yani herkes FOMO'ya kapılırken satabilelim. Bu yüzden de sizlere birazdan piyasa analizimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şu anda web sitemizin üzerinde görmüş olduğunuz gibi basit hareketli ortalamalar da bulunuyor. Burada 20 günlük, 50 günlük, 200 günlük olmak üzere tüm basit hareketli ortalamaları görüyoruz. Bu da belirli günlerdeki Bitcoin fiyatının ortalamasını bizlere veriyor. Şu anda 20 günlük ve 50 günlüğün üzerinde seyrediyoruz. 200 günlük ortalamamız ise 34.260 seviyesinde. Peki diğer altcoin'ler ne durumda derseniz de arkadaşlar, yaşanan yükselişle birlikte birçok altcoin de yükselmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yükselmeyen şeyler genellikle stable coin'ler. Tüm piyasada ise büyük bir yükseliş görüyoruz. Peki bizler şu anda ne yapmalıyız derseniz arkadaşlar, öncelikle DXY, yani Amerikan Dolar Endeksine bakalım. Amerikan Dolar Endeksi Amerikan dolarının diğer itibari paralara karşı olan değerini bizlere gösteriyor. Daha öncesinde Bitcoin boğa sezonu, yani yükseliş sezonu yaşarken DXY veya Amerikan borsaları bizim için bu kadar önemli değildi arkadaşlar. Lakin son zamanlarda bu tür etkenler kripto borsalarını çok daha fazla etkilediğini görüyoruz. Şimdi bu DXY'nin artması arkadaşlar bizim için neden önemli? Çünkü arkadaşlar DXY'nin artmasıyla birlikte dolara olan hücum da hızlanıyor. Yani bu ne demek? Şöyle arkadaşlar, insanlar riskli gördüğü piyasalardan çıkarak dolara geçiyor ve dolardan faiz alarak bu şekilde kazanç sağlamayı amaçlıyor. Kripto borsaları da riskli bir piyasa olduğu için maalesef ki DXY'den etkileniyor arkadaşlar. Peki DXY ne zaman dönebilir veya neler olabilir derseniz arkadaşlar, 109 seviyesinden red yiyen DXY 105 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Açıkçası ben 103 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabileceğini tahmin ediyorum. Lakin bunu da Bitcoin analizimizle birlikte destekleyeceğiz. Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Eskiden Bitcoin için hep derdik ki bir önceki halving sezonunda görmüş olduğu yerin altına hiçbir zaman inmedi derdik. Lakin arkadaşlar 2017-2018'deki zirveden sonra ilk defa 20 bin seviyesi aşağı yönlü kırıldı ve insanlarda da çok büyük bir korku oluştu. Yani Bitcoin ilk defa bir küresel krizle karşı karşıya diyebiliriz açıkçası. Şimdi bizlerin burada beklediği noktalara baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle grafiği büyüterek sizlere anlatmaya çalışayım. Zaten çok uzun zamandır görmüş olduğunuz gibi bir düşüş trendindeydik. Lakin bu düşüş sezonlarında, yani ayı sezonlarında insanları heyecanlandıracak şekilde yükselişler olabiliyor. Mesela 69 binden 30 bine düştüğü zaman yine bir yükseliş olmuştu ve birçok insan ümitlenerek tüm parasıyla bu piyasaya girmişti. Şimdi yine aynı şekilde büyük bir düşüş oldu ve yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş oluyor arkadaşlar. Biz bu yükselişin yaklaşık olarak 26-27 bin seviyelerine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlar küresel olarak baktığımız zaman şu anda çok kötü durumdayız. Neden kötü durumdayız? Bir yandan ekonomik kriz büyürken bir yandan da Çin gibi ülkelerde koronavirüs de artmakta. Bu yüzden arkadaşlar bizler elimizden geldiğince temkinli bir şekilde hareket etmeliyiz. Bu ayın ortasında gelecek enflasyon verileri de bizim için çok önemli. Çünkü Eylül ayındaki Fed toplantısında ne kadarlık bir baz puan artırım olacağını bizler buradan tahmin edebileceğiz. Bu yüzden de Coin Mühendisi haber kanalını kesinlikle takip etmenizi öneriyorum. Çünkü buradan anlık olarak tüm gelişmeleri aktarıyoruz. Zaten görmüş olduğunuz gibi 18 Temmuz tarihinde de böyle bir paylaşım gerçekleştirmiştik. Ve 22.500 seviyesinin aşılması sonrasında 25.000, 30.000 dolaylarına kadar bir yükseliş gelebilir demiştik. Şimdi buralar yaklaşıyor arkadaşlar. Şu anda 20
24.000 seviyelerindeyiz. Bizler neler yapmalıyız? Arkadaşlar 26-27.000 dolar civarları gelirse açıkçası ben sizlere kar almanızı öneririm. Yani öyle diğer fenomenler gibi çok fazla lafı uzatıp da yani sizin anlayamayacağınız şekilde anlatmak istemiyorum. Bu yüzden de 26-27.000 seviyesi gelirse işlemde olan arkadaşlarımız kar alabilir. Bu işlemde demek yani kaldıraçlı işlem değil arkadaşlar. Spot işlemdeki arkadaşlarımız elindeki malların birazını satarak kar alımı gerçekleştirebilir. Peki elimizde mal yoksa ne yapmalıyız derseniz arkadaşlar, şu anda benim elimde %20'lik bir mal var ve %80 de nakit var. Ama ben şu anda alım yapmıyorum. Çünkü yani kazanç ve zarar oranına baktığımız zaman kazanç oranı azken zarar oranı çok daha fazla olabilir. Peki zarardan kurtulmak için ne yapabiliriz? 22.500 ila 22.700 seviyeleri arasında Bitcoin tutunamazsa ve aşağı yönünü kırarsa arkadaşlar, sizler buralarda stop olabilirsiniz. Buranın kırılması durumunda da 18.500 seviyesi gelebilir. Tabii ki burası da tutulmazsa arkadaşlar artık 13.500 seviyelerini konuşabiliriz. Bu yüzden biz kesinlikle 22.500 seviyesinde, 22.700 seviyesinde stop olacağız ve yayınlarımızda da yine sizlerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi burada Bitcoin'in analizini gerçekleştiriyoruz ama bu tüm piyasayı kapsıyor arkadaşlar. Bitcoin Ethereum'u etkilediği için Ethereum da tüm altcoin'leri etkiliyor dolayısıyla. Bu yüzden sizlere Bitcoin'de söylemiş olduğum seviyelerde altcoin'ler için de işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu analizimiz bu kadardı arkadaşlar. Sizlere kısa bir şekilde piyasayı özetlemek istedik. Bu tarz bilgilendirici videoların devamının gelmesi için Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri konulu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.